Ben bu kadar negatif reel faiz varken Türk lirasında iş tasarruflarda görmeye artık alıştığımız %50 civarındaki dolarizasyon daha yükselebileceği endişesini taşıyorum. Yani bunun 55-60'lara gidebileceği endişesini taşıyorum bu negatif reel faiz sürdüğü sürece. Asıl işte o zaman döviz ihtiyacı da burada ortaya çıkabiliyor. Çünkü bankalarda bu dövizleri müşterilerine satarken mutlaka ki bir şekilde bu dövizleri dışarıdan almak durumunda kalıyorlar veya Merkez Bankası kaynaklarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Bugün konuğumuz finans uzmanı Kerim Rota. Kendisiyle dolar kurundaki gelişmelerin olası etkilerini konuştuk. Yeniden yükselişe geçen dolar kuru uzunca bir süre nasıl sabit tutuldu? Öncelikle tabii Türkiye'de yaklaşık son 1-1,5 aydır dolar Türk lirası oynaklığının hemen hemen tarihin en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz. Yani 6.84-6.86 bandında çok uzun süredir işlem görüyor. Ama bu işlem görmesi de tamamen kamu bankalarının aynı fiyattan sürekli döviz arz etmesiyle oluşabiliyor. Bu aslında 2019'un Şubat-Mart ayından itibaren başlayan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin kamu bankaları ediyle kullandırılarak döviz oynaklığının düşürülmesi operasyonunun bir parçası çok açık bir şekilde. Ancak burada şöyle bir sorun var. Artık buradaki rakamlar oldukça büyüdü. Yani son 1,5 senelik rakamlara gittiğimizde, kümüle ettiğimizde rakamları neredeyse 3 haneli milyar dolar, yani 100 milyar doları geçen bir müdahale rakamına ulaşıldığını görüyoruz. Bu satışların önemli kısmı yabancıların Türkiye'den çıkışı için harcandı. Yine bir kısmı da Türkiye'deki tasarrufçuların gerek reel faizi beğenmemesinden, gerekse güven eksikliğinden dolayı birikimlerini dövize dönmesinden kaynaklandı. Burada bir döviz ihtiyacı oluştu ve bu döviz ihtiyacı bu şekilde karşılandı. Ama en baştan itibaren söylediğimiz gibi aslında bu döviz ihtiyacı biraz da bu satışların ortada olmasıyla, bu satışların yapılmasıyla tetiklenen bir döviz ihtiyacı. Yani biraz serbest piyasa koşullarına bırakılsa muhtemelen bu hem yabancı çıkışları hem de yurt içi yerleşiklerin talepleri bu kadar fazla olmayacaktı. Hatta kur yükseldiği zaman da döviz satışlarını görüp dengeleyici bir rol oynayabileceklerdi. Ama arada hem kambiyo gider vergisi gibi vergilerin artmasıyla, sürtünme katsayılarının artmasıyla artık hemen hemen tamamen kamunun döviz sattığı, yabancıların veya yurt içi yerleşiklerin döviz aldığı bir piyasayla baş başa kaldık. Oysa biraz evvel bahsettiğiniz gibi dolar endeksi bütün dünyada geriliyor. %5 civarında bir gerileme oldu son dönemde. Pandemideki en kötü senaryonun geride kalmış olma beklentisi bütün dünyada var. Her ne kadar hastalıkta, pandemide bir ikinci dalga sık sık konuşulur olsa da merkez bankalarının likidite operasyonlarıyla ciddi anlamda hem hisse senetleri hem altın gibi varlıklara ciddi talepler oldu. Bu sırada da dolar endeksindeki düşüşle aslında Türkiye'de dolar TL'nin de aşağıda işlem görmesi gerekiyordu. Ancak bu serbest piyasa koşullarının ortadan kalkmasıyla beraber ciddi anlamda Euro TL'de bir yukarı gidiş gördük. Ve dolardaki bu düşüş de Türkiye'ye yansımadı maalesef. Şimdi bugün gelip geldiğimiz noktada baktığımızda neredeyse Türk lirası sepet olarak adlandırdığımız %50 dolar, %50 euro sepetine baktığımızda tarihin neredeyse en değersiz noktasına gelmiş vaziyette. Bundan daha önemlisi diğer gelişen ülkelerle baktığımızda, gelişen ülke sepetlerine baktığımızda işte Brezilya, Güney Afrika, Rusya gibi aslında 22 tane ülke Bloomberg'de bu sepette adlandırılır. Bu ülkelere baktığımızda orada durumun çok parlak olmadığını maalesef görüyoruz. Biz bu ülke sepetlerinde 2018 yılında ve 2019 yılında en çok değer kaybeden Arjantin'le beraber en çok değer kaybeden para birimi olmuştuk. Beklentimiz oydu ki 2020 yılında pandeminin de başlangıcında artık Türkiye bu 2 yıllık değer kaybından sonra en azından bu ülkelere göre değer kaybı, reel olarak değer kaybının Türk lirasının biraz daha düşük olacağı beklentimiz vardı. Nitekim Mart-Nisan ayı da bu yönde bir sinyaller görmüştük ama bugün geldiğimiz noktada Türk lirası yine bu 22 takımlık ligin sonlarına demir atmış vaziyette. Son 4-5 ülkesinden bir tanesi olmuş vaziyette. Bu da tabii ki bu müdahaleci yaklaşım, döviz kurlarının oynaklığının düşük olması hevesinden kaynaklandığını ben düşünüyorum. Maalesef ben Türkiye'nin çok kısıtlı ve kıt kaynaklarının bu döviz piyasa operasyonlarıyla çok hovardaca harcandığını düşünüyorum. En başından beri bu konuyla ilgili zaten yazıp çiziyorum. Bu hovardaca harcanış yüzünden de aslında şöyle bir fırsatı da ben kaçırdığımızı dile getirmek istiyorum. Daha önce bunu pek dile getirmemiştim. Biz bu 100 milyar doların hemen hemen hepsini
elinde Türk lirası olan yerlilerin veya yabancı yatırımcıların dövize dönmesi ve tasarrufların döviz olarak bir kısmını yurt dışına çıkarması, bir kısmını döviz olarak yurt dışına tutması için harcadık. Ama bu süre içerisinde Türkiye'nin dış borcuna baktığımızda Türkiye'nin dış borcunda önemli bir düşme olmadı. Hatta kamu borcu yükseldi, özel sektör borcu düştü. Türkiye'nin dış borcu 430 milyar dolarlarda hemen hemen sabit kaldı. Yani 100 milyar dolara yakın harcanan bir rezerve karşı dış borcumuzda herhangi bir düşüş görmedik. Oysa ben dilerdim ki zamanında Türk lirasına güvenmiş, Türk lirasına yatırım yapmış yatırımcılar burada kalmaya devam etsin. Biz bu 430 milyarlık dış borcumuzu bu rezervlerle bir miktar azaltmış olsaydık şimdi daha az kaldıraçlı bir ekonomi olurduk. Borçluk oranlarımız çok da aşağıda olurdu. Türk lirasına güvenmiş, Türk lirasına yatırım yapmışların içerideki paraları ise zaten borçluk rakamlarına bile dahil edilmiyordu. Çünkü bu bir anlamda bir sermaye yatırımı, portföy yatırımı. Sermaye demek doğru, portföy yatırımı olarak kabul ediliyordu. Biz maalesef bu fırsatı Türk lirasına güvenenleri kendi ülkelerine göndererek veya negatif reel faiz vererek yatırımcıları dövize yönlendirilecek bir model oluşturulduğunu düşünüyorum maalesef. O nedenle artık bugün geldiğimiz likidite seviyelerine baktığımızda da döviz likidite seviyelerine baktığımızda artık çok dikkatli olması gereken dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte döviz kurlarında bir gerileme bekliyor musunuz? Sermaye girişleri olmadan döviz kurlarında ciddi bir gerilemenin yani reel kur endeksinde bir yükselişin ben olacağını pek düşünmüyorum. Bunun da sebebi şu, Türkiye cari açık veren bir ülke. Hani cari fazlaya döndüğü yıllarda da ciddi anlamda tasarrufçu talebiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Burada çok ince bir denge var. Merkez Bankası da zaten bir ekonomi biliminden çok bir sanata benzetenler de bunu ortaya koyarlar biliyorsunuz. Hem yerel paraya belli bir reel faizin oluşması ama bunun reel ekonomiyi de çok negatif etkilemeyecek. Dolarizasyonu da fazla arttırmayacak ama içeriye sermaye çekecek. Sihirli bir dengeyi bulması gerekiyor Merkez Bankalarının. Bu her zaman mümkün olamayabiliyor. İşte o yüzden faiz oranlarında ciddi anlamda farklılıklar oluşabiliyor bazen Merkez Bankalarının alış oranlarıyla satış oranları arasında. Çeşitli teknikler uygulanabiliyor. Ama bence bizim en baştan kaçırdığımız şu oldu. Bir, yeterli güven sağlanamadığı için yabancı yatırımcıların çıkışı ve yerli yatırımcıların dövize olan talebi. İkincisi de yine son 4-5 ay içerisinde oluşan negatif reel faiz sebebiyle, tasarrufçuların negatif reel faizi sebebiyle de artan iç talep ve bu iç talebin getirdiği bir cari açık tetiklenmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Belki iktisatla, finans piyasalarıyla ilgilenen arkadaşlar bilirler. Çok kısa bir oyun da vardır. Bir merkez bankacılık oyunu vardır. İşte iş talep artar, siz faiz oranını arttırırsınız ama çok arttırırsınız bir anda iş talep çöker. Bu oyunu genelde pek kazanma şansınız yoktur. Şöyle birkaç dakikalık bir oyundur internet üzerinden bulabileceğiniz. Zannediyorum Türkiye bu oyunu biraz deneysel bir şekilde 2 senedir oynuyor. Turizm gelirlerinin azalması, rezervlerin erimesi ve salgının yaratacağı ek maliyetler Türkiye'nin cari dengesini olumsuz yönde etkileyecek mi? Özellikle son dönemde arttırılan gümrük duvarlarıyla, gümrük vergileriyle ben iç talepteki artışın ciddi anlamda cari açığı tetikleyeceğini düşünmüyorum. Yani cari açık mutlaka etkilenecek ama zaten mevcut seviyelerimiz çok alarm verici seviyelerde değildi geçen sene itibariyle. Cari fazlaya da dönmüştü Türkiye. Bir miktar cari açığı bu şekilde finanse edilir. Dediğiniz gibi petrol fiyatlarındaki düşüş, turizmdeki düşüşü bir şekilde dengeleyecek gibi görünüyor. O yüzden bir hani döviz likiditede bir sorundan biz daha çok, yani cari açık ve turizm kaynaklı bir sorundan daha çok iç tasarruflar ve içerideki dengelerin nasıl gittiğini sorgulamamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Ben bu kadar negatif reel faiz varken Türk lirasında iç tasarruflarda görmeye artık alıştığımız %50 civarındaki dolarizasyon daha yükselebileceği endişesini taşıyorum. Yani bunun 55-60'lara gidebileceği endişesini taşıyorum bu negatif reel faiz sürdüğü sürece. Aslında işte o zaman döviz ihtiyacı da burada ortaya çıkabiliyor. Çünkü bankalarda bu dövizleri müşterilerine satarken mutlaka ki
bir şekilde bu dövizleri dışarıdan almak durumunda kalıyorlar veya Merkez Bankası kaynaklarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu da içeride artık bu kadar döviz satışı yapılmışken bu kaynakların kısıtlı olduğunu da çok iyi biliyoruz. O yüzden Türkiye'nin yeni bir dolarizasyona, yeni bir tasarruflarda Türk lirasından kaçışa izin vermeyecek bir noktada bir reel faizli uyguluyor olması gerektiğini artık ben düşünüyorum. Yoksa cari açık sorunuyla ilgili tetiklenecek bir döviz ihtiyacı olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü petrol fiyatları bunu dengeleyecektir. Hızlı kredi genişlemesi, düşük reel faiz gibi ekonomik hamleler seçimin zamanlaması için bir sinyal veriyor mu? Bence şöyle bir paradigma değişikliği de var. Bizim meslek hayatımızın olduğu dönemde veya yakın tarihimize baktığımızda Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini ölçülecek tek yer hemen hemen ilk bakılacak yer finansal piyasalar olmuştur. 94 krizi, 2001 krizi, işte 2008 Lehman krizine baktığımızda hep finansal piyasalarda çok büyük çalkantılar görmeye alıştık. O çalkantılar sonrasında da reel ekonomiye bir negatif etkilenme oldu. Merkez bankaları bunun üzerine devreye girdiler. Türkiye'de de bir IMF programı 2001 yılında IMF programı yine 2001 yılındaki bir finansal krizin, bankacılık krizinin ardından ortaya çıkmıştı. O yüzden şöyle bir algılamamız var. Yani işte dolar çok da fazla yukarı gitmediği sürece, faizler de çok fazla yukarı gitmediği sürece hani genelde işlerde çok kötü değil. Bir şekilde denge bulunur gibi bir beklenti ve algı var. Ben işlerin bütün dünyada da, Türkiye'de de biraz dünyada da bunun aksine değiştiğini düşünüyorum. Yani şöyle, artık merkez bankaları, hükümetler, devletler finansal piyasalarda bir arıza çıkmamasını öğrendiler. Buna uygun müdahale etmeyi öğrendiler. Ancak reel piyasalarda çıkan arızaları bastırmakta bu kadar mahir değiller, o kadar zengin de değiller zaten. İşte Türkiye'nin durumu, yani dolar Türk lirası oynaklı tarihinin en düşük seviyelerinde. Faizler neredeyse 2013'ten sonra tarihinin veya 2016'dan sonra tarihinin en düşük seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama enflasyon yüksek. İşsizlik, geniş tanımlı işsizlik neredeyse tarihinin en yüksek seviyesinde. Yoksulluk ve gelir dağılımı çok ciddi anlamda bozulmuş durumda. Ama biz finansal piyasalara bakarak, biraz da kredi talebine bakarak, ki kredi talebi de toplumdaki ilk %20'lik dilimin daha çok aslında alıp satabildiği mallar üzerinde bir kredi talebi oluşuyor. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. %80'lik kısımda maalesef öyle ciddi bir krediye başvuracak bir finansal şey de yok, kabiliyet de yok. O nedenle biraz gözümüzü finansal piyasalardan, faiz oranlarından, kurlardan ayırıp reel ekonomiye bakmanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Zannediyorum bunu da siyasetle bağlamak gerekirse seçim atmosferi için genellikle iktidarlar finansal piyasaların iyi olmasını gözetirler ama bu tek başına bu sefer yeterli olmayacak. Ciddi anlamda reel piyasalar, İş talep, bunun dışında işte işsizlik rakamları, ortalama gelir, yoksulluk rakamları da bence siyaseti şekillendirmede çok etkili olacak ileride. Türkiye'de evet. Ve dünyada. Ekonomide ani düşüşlerin yaşandığı dönemlerin ardından verilerin yukarı yönlü hareket etmesi çok olası bir durum. Size göre ekonomideki tabloyu doğru anlamak için verilerdeki değişime nasıl bir zaman aralığında bakmak gerekir? Ben de biraz uzun vadeli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda da 2 aylık verilere bakarsak V tipi bir toparlanma olduğu çok açık. Çünkü işte üretim verileri, güven endeksleri bu anlam bunu gösteriyor. Ama 2 yıl önceki rakamlara bakarsak ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başladığı aylara denk geliyor. O zaman da hala o günkü verilerin bile o günkü güven endekslerinde daha altında olduğumuzu görüyoruz. İşsizlik rakamlarına, iş gücüne katılım rakamlarına baktığımızda da çok parlak görünmüyor. O yüzden ben biraz daha uzun vadeli bakmayı seviyorum. Ben en önemlisini burada büyüme rakamları olacağını düşünüyorum. Her ne kadar büyüme biraz verileri daha geç gelecek olsa da bu sene ikinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarını gördüğümüzde 2020'nin büyümesi hakkında iyi bir fikrimiz olacak diye düşünüyorum. Ama şöyle bakalım, 2018, 2019, 2020'nin kümüle büyümesine baktığımızda zannediyorum Türkiye'nin ortalama büyümesi toplamda %1'i bile bulmayacak. Yani yıllık değil, toplamda %1'i bile bulmayacak. Böyle baktığınızda
her sene nüfusu bundan çok daha fazla artan, işsizliğin artmaması için, gerçek işsizliğin, yani geniş tanımlı işsizliğin artmaması için her sene %4 civarında büyümesi gereken bir ülke 3 sene üst üste %0 ile 1 arasında büyüyünce bence asıl sorunun ben burada olduğunu düşünüyorum. O yüzden rakamına biraz daha geniş tarihler alanına bakmak lazım. Pandemi bunda da çok etkili oldu tabii ki.